Evet sevgili kovalar, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 5-11 Şubat arasında sevgili kovaları neler bekliyormuş? 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince siz sevgili kovalar için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım sevgili kovalar için. Sevgili kovalar, niye ya bu kadar yıpranmışsınız bu aralar siz? Arkadaşlar, kılıçların dörtlüsü. Kılıçların dörtlüsü de ne der bize? Dinlen, yenilen, bir takım yaralarını kendini onar ve ondan sonra yeniden düşün. Yani arkadaşlar, hayatımızda artık bir takım şeyleri nasıl söyleyeyim? İşte kronik yorgun olabiliriz bu dönem. Geçmiş dönemlere bağlı olarak kronik bir takım yorgunluklar hissedebiliriz üstümüzde. Ve bazı konular hakkında gerçekten çok iyi düşünüp, hatta yani tatil alıp düşünüp sakin kafayla ondan sonra karar vermemiz konusunda bu kart bizi uyarır. Hadi bakalım. Ve bu dönem birazcık yalnız kalma isteği de uyanabilir içinizde sevgili kovalar. Hadi bakalım ikinci kartımız sevgili kovalar için. Sevgili kovalara baksanıza ya. Asaların dokuzusu çıktı. Asaların dokuzusu da şeydir yani. Dayanıklı ve metanetli olma. Yani en son savaşçı siz kalmışsınız. Diyor ki evet kazanacaksın ama bu hiç de kolay olmayacak. Yani ne istiyorsan evet kazanacaksın, elde edeceksin. Ama bu hiç kolay olmayacak senin için der. Ve arkadaşlar hakikaten kazanacaksınız ama şöyle söyleyeyim ben size. Kan ter gözyaşı. Yani kimseye eyvallahınız olmayacak bir pozisyona geleceğinizi sembolize eder. Yani hani birisi size derse ki, yani şöyle bir şey diyemeyecek. Aa ben işte şöyle yaptım da sen o yüzden böyle oldun. Siz de oradan yahya diyebilirsiniz çok rahat. Kan ter gözyaşı. Bunların hepsini ben yaptım diyebilirsiniz gönül rahatlığıyla karşınızdaki kişiye. Fakat bu kart bize şunu da irdeler aslında, vurgular. Der ki evet kazanacaksın, kolay olmayacak ama lütfen ve lütfen geçmişten ve yaşadıklarından ders çıkart. Yani bu noktaya kadar geldiğin o yoldan lütfen ve lütfen ders çıkar der bu kart bizlere. Hadi bakalım. Bazı arkadaşlar için de iş konusunda büyümeye gidebileceğini sembolize eder. Aynı zamanda asaların dokuzusu. Hadi bakalım. Sevgili kovalar, ölüm kartı çıktı. Çoğunlukla sevgili kovalar, herkes bu karttan korkar. Ay ölüm kartı vesaire. Hayır, öyle bir şey değil. Aslında bu tamamıyla bir transformasyonu sembolize eder hayatımızdaki. Yani transformasyon derken nedir? Hayatımızın aslında total bir şekilde 180 derece değişeceğini sembolize eder bu kart arkadaşlar. Ve aynı zamanda der ki bu kart, eskiyi bitirip yeniye başlama. Veya ne diyebiliriz? Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğacağımız bir dönemi sembolize eder bizler için. Ve der ki bu kart, sevgili kova be, bırak hayatındaki artık dramaları vesaire. Bugünü ve şimdiyi yaşa. Doya doya der bizlere. Libidomuzun çok yüksek olduğu bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda bu kart bizlere sevgili kovalar için. Bazı kovalar için de ameliyatı sembolize eder bu dönemde. Yani ameliyat illaki böyle herhangi bir operasyon değil. Bunu şey olarak da düşünebiliriz. Evet, gerçek operasyon anlamında, gerçek ameliyat anlamında ve daha böyle light operasyon, yani daha hafif operasyonlar tarzında, ne bileyim işte güzellik için ne bileyim göz kapaklarınızı aldırma mı deniyordu, ne deniyordu o işleme, veyahut işte burnunuzdan küçük bir operasyon veya dişlerinizden küçük bir operasyon geçirebilirsiniz. Yani bu dönemde güzellikle alakalı bir takım şeyler de olabilir ve hakikaten çok büyük, büyük bir değişim sizler için kapıda sevgili kovalar. O yüzden de zaten bakın ondan önceki kartta diyor ki bak bir şeyler değişiyor. Yaşadıklarından ders çıkart sevgili kova diyor.
Evet sevgili kovalar, sizler için 5-11 Şubat arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Şubat ayının full versiyonuna ulaşabilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.